Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroilmo kanalına hepiniz hoş geldiniz. Agroilmo takipçi kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Premier Lig'de ilk karşılaşmamıza çıkacağız. Fakat onun öncesinde kadroda özellikle bizim as oyuncularımızdan olan birkaç kişinin sözleşmesini uzatmam lazım. Uzatmadım. O da güzeldi. Evet, Asaf'ın 4 yıllık bir sözleşmesi var, görüyorsunuz. Ömer Erdem'in 1 yılı var sadece, onu hemen uzatalım. Bir dakika, yanlış oldu. Evet, gördüğünüz üzere Asaf'ın 4 yıllık bir sözleşmesi var. Ömer Erdem'in 1 yıllık, onu hemen uzatalım. Ömer Erdem bizimle sadece 2 yıl oynamak istiyor, iyi diyelim. Evet, Ömer Erdem'le 2 yıllık daha sözleşme imzaladık. Yani toplamda 3 yılı var bizimle. Daha sonra oyuncularımızdan, as oyuncularımızdan kim var şöyle bir bakalım. Alperen Taşkın 2 yıl, tamam. Arda Bilgin 1 yıl, onu da hemen uzatalım. Evet, Arda Bilgin'le de artı 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Yani toplamda 3 yıl. Başka kim var? Furkan, tamam. Semih de güzel. Tamam arkadaşlar, sözleşmeleri tamamladık. Kadromuz burada işte arkadaşlar. Bize yani yanlış bilmiyorsam bir tane sağ bek lazım ve bir tane de sol bek alırsak aslında belki bir de orta saha. Kadromuz tamamdır. Ha, defans, yani as oyuncularımız dışında komple aslında takımı iyileştirmeye götürmemiz lazım. O yüzden transfer listesine şöyle bir göz atalım istiyorum. Arkadaşlar ilk işimiz boştaki oyunculara şöyle bir bakmak olsun. Kim var kim yok şöyle bir bakalım abi. Bakalım böyle isim yapmış iyi yetenekli bir oyuncu falan var mı? Arkadaşlar ilk olarak dikkatimi çeken bu oyuncu oldu. Sol bekte oynayan Jesus Gallardo. Sol FIFA'dan ben değerlerine bakıyorum şu anda. Kendisinin rating 75, potansiyeli de 75. Yani hiçbir gelişim göstermeyecek gibi gözüküyor. Ama sol tarafın tamamında oynayabilen birisi. O yüzden bu oyuncuyu izlemeye aldık. Onun dışında da zaten başka iyi bir oyuncu bulunmadı. Transfer listesinde daha fazla ilginç oyuncular yoktu. Ben de altyapıya geldim. Burada Miguel Lopez var ve Manuel Buna var arkadaşlar. Bu iki oyuncuyu kadroya alıp orta sahaya doğru geliştirmek istiyorum. Çünkü forvetlerimiz zaten var. Hani belki tamam onların arkasından gelebilirler ama belki orta saha olarak yetiştirebiliriz. Hani en kötü ihtimal satarız diye düşünüyorum. O yüzden bunları kadroya alacağım şimdi. Veya daha da güzelmiş. Burada direkt gelişim planı verebiliyormuşuz kendilerine. Bize orta saha lazım abi. Orta saha olursan 26 hafta bizim işimize yarayabilirsin. Aynı şekilde sen de orta saha ol. Yoksa benim gözüme gözükmeyin zaten. Bana çünkü orta saha lazım şu an. 11 hafta diyor. Aslında Asaf'ın veliahtı da lazım. O yüzden Samuel Hasan'ı alabiliriz. Ama Samuel Hasan'ı geliştirmeye bakalım. Şöyle seçelim gitsin. Buradan çıkalım ve artık yavaş yavaş ilk maçımıza doğru geçelim arkadaşlar. Çünkü zaten transfer falan yapamıyoruz. Transfer sezonu şimdilik kapalı. Oyuncularımız biraz yorgun ama ilk maça da zaten biraz var. İlk maçımız Leicester'a karşı deplasmanda. Oyuncularımız tamamen fit durumda. Biraz da moral aşıladım mı tamamdır bu iş. Şuradan bir dakika. Şöyle toplantıya geçeyim ben. Takımıma güveniyorum. Savaşmaya hazırız. Ve Alperen Taşkın içinde neler yapabildiğini, ne yapabildiğini göster diyelim. Ona da biraz moral aşılayalım. Ve artık ilk Premier Lig maçımıza çıkmak üzereyiz. Hemen şöyle formamızı değiştirelim. İlk Premier Lig maçımıza çıkmak üzereyiz. Heyecan durup da haydi bakalım başlıyoruz. Leicester City Agrolemo mücadelesi başladı. Başarılar Agrolemo. Güzel. Semih'in önüne bırakacağız. İlk pozisyon gol olur mu? Semih power shot deniyor. Şimdi Alperen Taşkın. Alperen'e ilerliyor. Alperen Taşkın pasını oynayacak. Şimdi Furkan. Baktı kaleye. Furkan. Kaleciyi versen müthiş çıkardı. Sakin. Sakin beyler. Bir dakika. Bakker geri oyna. Ah be. Ah be. Ah be. Leicester etkili geliyor. Aman dedik, aman dedik, aman. Şimdi Arda Bilgin. Arda ilerliyor. Arda. Dribbling halinde. Arda pasını oynayacak. Furkan 1-0 öndeyiz. Dakika 20. Agrolemo Leicester City karşısında 1-0 öne geçiyor. Furkan attı, 1-0 öne geçtik. İşte golün tekrarı. Furkan kaleye baktı. Şutunu çekti, topu ağlarla buluşturdu. Etkili geliyor Leicester. Asaf son anda. Leon ilerliyor. Pasını oynayacak gibi. Pasını şimdi oynadı. Semih Can Akbilir. Semih ceza sahasına giriyordu. Şimdi Furkan. Furkan 2-0. Dakika 35. Furkan'ın golüyle 2-0 öndeyiz.
kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Furkan. İşte burada Semih geçmek istedi, geçemedi. Furkan'ın önünde kaldı top. Furkan topu çekti önüne. Sol ayağıyla sert bir şut. Ve işte topu böyle ağlarla buluşturdu. No look. Güzel bir gol atmış. Şimdi Furkan pasını oynadı Semih Canakbilir'e. Semih ilerliyor. Çağlar Söyüncü peşinde. Semih sert şut. Kaleci son anda kornere çeldi. Şimdi Furkan Arda'ya koş dedi. Arda'nın önüne bırakacak. Arda ceza sahasına girmek üzere pasını oynadı. Bencillik yapmadı. Semih Canakbilir vurdu kalecinin üzerindeki top. Ön tarafta baskı uyguluyoruz. Topa sahibi olabilsek müthiş bir gol pozisyonu olacak. Her neyse aldık topu şimdi. Bakker pasını oynuyor. Semih Canakbilir. Güzel paslaşmalar. Arda kaleye baktı. Arda gömdü. Kaleci yersen çok iyi çıkardı. Bu sefer şöyle bir orta yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel orta. Arda müthiş kafa. Bir korner daha. Arda adeta uçtu. Şöyle bir orta daha deniyoruz. Bir kafa daha gelir mi? Bu sefer olmadı. Şimdi Alperen Taşkın kaleye baktı. Alperen uzaktan sert bir şut kalecinin üzerine gitti. Aman. Şimdi Ömer Erdem girdi araya. Evet Leon. Alperen Taşkın. Yardırdı şimdi. Yardırmaya çalışıyor daha doğrusu. Evet şimdi geçti. Karşısında Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü'ye bir çalım. Pasını oyna. Şut. Leon'dan müthiş gol ama asist de çok güzeldi. 3-0 öndeyiz. İşte burada ceza sahasına kadar girdi. Güzel bir çalım. Pasını oynadı. Leon'dan şık bir gol. Şimdi Semih Canakbilir. Semih ortayı yapacak. Çok uzak köşeye gitti. Bir röveşata denemesi orada. Aman. Asaf. Allah'ım yarabbim. Jamie Vardy golü attı. Power shot geldi. Asaf'ın yapabileceği çok da bir şey yok. Aynı zamanda ben de çok kötü savundum gördüğünüz üzere. Yani bütün aksilikler üst üste geldi maalesef. Top ağlarımızda gördük. Şimdi Furkan. Furkan'dan güzel çalım. Bir çalım daha. Furkan gole doğru gidiyor. Furkan kafaya takmış hat-trick yapacak. Furkan baktı kaleye. Furkan Allah'ım yarabbim vuramadı. Son anda girdi rakip araya. Ve karşılaşma sona eriyor. İlk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılıyoruz. Maçta Furkan'ın attığı 2 gol var. Hemen şöyle ratinglere bir bakalım. Evet Furkan attığı 2 golle maçın oyuncusu seçiliyor. 8.7'lik bir puanla kendisini tebrik ediyoruz. Devam diyoruz ve bir sonraki karşılaşmamız Arsenal'a karşı derken Jesus Gallardo'nun şeyi gelmiş arkadaşlar. Bu oyuncuyu almaya çalışalım. 5.5 milyon değeri var. İşte oyuncu almak biraz mesele. Yani fiyat açısından yoksa oyuncu gerçekten çok iyi bir oyuncu bence. Bizim kadromuzda iş yapar. Zaten şu an transfer dönemi değil o yüzden alamıyoruz. Ama aklımızın bir köşesinde bulunsun. Belki alabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden ligdeki ikinci karşılaşmamıza çıkacağız şimdi. Şuradan hemen ikinci formamızı seçelim. Geriye dönelim ve karşılaşmaya başlayalım. Kadromuzda her oyuncu fit durumda. Rakipte de öyle. Arsenal'a karşı ligdeki ikinci mücadelemize başlıyoruz. Premier Lig'de kendi sahamızda ilk karşılaşmaya çıkmak üzereyiz. İşte görüyorsunuz mini minnacık bir stadımız var. Çok güzel bir koreografi hazırlanmış. Agrolimo Stadyumundaki ilk karşılaşmamız Arsenal'a karşı olacak. Umarım güzel bir oyun ve güzel bir galibiyetle sahadan ayrılırız. Başarılar Agrolimo. Jesus, aman. Ödegaard ileri oynadı. Jesus kaleye vurdu. Asaf. Güzel çıkardı topu. İlk tehlikeli atak Arsenal'dan geldi. Görüyorsunuz hayvan gibi koşuyorlar. Hızlı oynamak istiyorlar. Umarım onların bu temposuna ayak uydurabiliriz. Aman dedik. Power shot geliyordu. Son anda girdi araya. Şimdi Semih sol kanattan yardırıyor. Semih. Onca adım peşine taktı. Semih vurdu. Kaleci. Aman Allah'ım. Gol olsa efsane goller arasında hemen giriyordu. Şöyle pasımızı oynayalım. Arda Bilgin top off. Çok iyi bir çalım geliyordu. Maalesef geçemedi orada. Hızlı çıkmaya çalışalım. Semih Alperen Taşkın'ın önüne bırakıyor. Alperen Taşkın yardırdı gidiyor. Alperen ceza sahasında. Alperen pasını oynayacak. Aman Allah'ım keşke kaleye şut çekseydim. Semih Canakbilir. Semih'ten güzel çalım. Şimdi Semih ilerliyor. Semih power shot gelecek. Semih vurdu 1-0. Müthiş bir gol. Semih Canakbilir
müthiş bir gol attı. Sol ayağıyla sert ve düzgün bir şut 14.9 metreden 109.3 km hızla. Çok iyi bir gol. Şimdi Bakker. Bakker sakın hatta orta yapacak. Orta güzel mi? Alperen Taşkın müthiş bir şut denemesi geliyordu. İnanılmaz bir kafa. Arango. Semihcan Akbiler. Semih'ten güzel bir çalım. Semih vur ona. Vur işte bu 2-0. 31. dakika Semih attı 2 oldu. İşte forvet. İşte Semih burada güzel bir çalım. Ardından güzel şut ve top ağlarda. Şimdi Furkan. Furkan güzel çalım. Furkan power shot deneyecek. Furkan vurdu müthiş gol. İnanılmaz bir gol geldi Furkan'dan. Furkan'dan müthiş bir gol geldi. Evet, internetim yine gitti ama neyse. Furkan'dan harika bir gol geldi. İnanılmaz sert vurdu. Kaleci neye uğradığını şaşırdı bir anda. 3-0 öndeyiz. Açıkçası o golü, yani o tarz bir gol ben de beklemiyordum. Köşeye vurmak istemiştim çünkü. Şimdi Alperen Taşkın. Alperen ileri oynadı Pedersen'e. Pedersen ilerliyor. Güzel güzel geldik buraya kadar. Ya neden bu kadar çok fazla boşluk var? Pedersen baktı. Pedersen vurdu. 4 oldu. 4-0 öndeyiz. Yani defansta çok fazla boşluk olunca sanki golleri böyle amatör seviyede atıyormuşuz gibi geliyor bana. Çok sevinemiyorum. Bir sonraki maç tekrar dünya klasına çevireceğim. Ömer Erdem müthiş savundu orada. Ödegaard. Ödegaard'a çalım attırmayın. Aman 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 aman. Yetişemedik maalesef. Alperen Taşkın. Alperen Taşkın güzel çalım. Alperen ilerliyor. Rakip engellemeye çalışıyor. Alperen topu güzel savundu. Şimdi güzel paslar. Semih. Semih. Korner. Güzel orta. Yakın direk. Kafa topalarda. Semih. Müthiş gol. Müthiş gol. Müthiş gol. Çok iyi bir gol. Gerçekten çok çok güzel bir gol Semih'ten. Asist Leon olması lazım. Çok güzel bir gol geldi. 5-1. Şimdi Pedersen. Pasını oynadı Leon. Leon sağına çekti. Furkan. Oo Furkan. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 6-1. Çok güzel bir şaşırtma golü Furkan'dan. Güzel pas. Furkan'la ben sağa doğru geçmek istediydim. Fakat 12 numarası olmaya gelmedi. Ben de öylelikle rahat bir gol atabildim Furkan ile. Çok güzel bir şaşırtma. Ömer müthiş girdi araya. Asaf son anda. Güzel güzel güzel. Furkan'la oynayacak. Furkan şimdi topa sahip oldu. Arda koşu yapıyor. Arda'nın önüne güzel pas. Haydi. Haydi beyler. Haydi beyler. Arda bencillik yap. Arda bu sefer bencillik yap. Çünkü skor olarak zaten istediğimiz seviyedeyiz. Bir de Arda atsın istedim ama olmadı. Ömer Erdem'den geçit yok. Çok iyi. Şimdi Furkan. Ah Semih. Semih. Power shot deneyecek. Semih vurdu. 7-1. Maçta henüz 76. dakika. 7-1 öndeyiz. Aman aman bir dakika. Konuşurken gol yiyeceğiz. Konuşurken gol yiyeceğiz. Asaf son anda. Son anda. Şimdi Semih. Semih 8. gole koşuyor. Semih 8. gole doğru gidiyor. Semih. Aşırtma deniyor. Top dışarıda. Evet alkışlarla Semih ve Alperen'i kenara alıyoruz. Arda Bilgin güzel sakladı topu. Şimdi pas güzel. Jordan. Jordan uf sağından attı solundan geçti. Top onda yine. Jordan ceza sahasına girdi derken topu kaptırdı. Ve karşılaşma sona eriyor. 7-1 galip geliyoruz. Maçın adamı 7 deneme 4 golle Semihcan Hakbilir oluyor. Fakat Semih görüntüde yok. Semih neredesin? Semih görüntüde yok. Semih John Cena olmuş arkadaşlar, o yüzden yoktu demin. Haftanın takımına bizim az kadromuzdan Furkan seçiliyor. Bir de Hugo Arango var ama onu çok saymasak da olur. Furkan diyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Augustin Daniel için bir teklif daha geldi. 1.4 milyon istiyoruz. 1.2 milyon da diretiyorlar. 1.350 diyelim. Madem öyle o zaman 1.250 diyelim, tatlıya bağlayalım.
Abi ulan 50 bin euroyu vermeye göze alamıyorsunuz şu oyuncu için ya. Adamın değeri zaten 1,2 milyon. 1,250 istedim sizden. Çok bir şey istemedim ya. Karabağ Kupası'nda Coventry City ile oynayacağız şimdi. Oldukça defansif bir kadro ile sahaya çıkacaklar. Karabağ Kupası karşılaşması başlıyor. Özellikle forvetlerimizden çok memnunum. Her ikisi de bulduğu pozisyonları atıyorlar. Alperen Taşkın güzel çalım. Alperen Taşkın. Alperen'den bir çalım daha gelir mi? Alperen kaleye baktı, vuracaktı. Allah'ım yarabbim, maalesef rakip girdi araya. Ömer Erdem çok güzel girdi araya. Şimdi Ömer pasını oynadı. Semih Can Akbilir. Semih ilerliyor. Semih ceza sahasına girdi. Topu saklıyor. Topu sakladı. Hiçbir şey yok. Vallahi yok. Pasını oynadı. Furkan. 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 25. dakika. 1-0 öndeyiz. İşte Semih topu sakladı burada. Gerçekten faul yok. Zaten olsa çalardı hakem. Güzel pas. Güzel şut. Topu alarda. Pedersen pasını oynadı şimdi. Leon. Çok güzel bir pas olur mu? Maalesef istediğim gibi olmadı ama. Semih. Semih. Semih direkt. Allah'ım. Arda topa yetişemedi maalesef. Top direkte patladı. Kırmızı kart çıktı Bakker'e. Çok gereksiz bir kırmızı oldu. Ama neyse, yapacak bir şey yok. İnşallah her şeye rağmen bu karşılaşmadan galip gelmesini biliriz. Walker vurdu. Asaf. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Semih'in önüne güzel pas. Semih ilerliyor. Haydi Semih, at bunu Semih. At bunu Semih. 2-0. 2-0 öndeyiz. İşte bu. 10 kişi de olsak yılmıyoruz. 2-0 öne geçmesini biliyoruz. Pasını oynadı şimdi Alperen Taşkın'a. Alperen Taşkın kaleye baktı. Alperen vurdu. Maalesef etkili bir şut gelmedi. Orta geldi. Uzaklaştırdık topu. Aman 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 aman. Ömer Erdem çok iyi girdi araya. Of, çok iyi bir kurtarış. Çok iyi bir kurtarış. Bu kontradan golü yaratabilir miyiz? Semih. 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 3-0. Önce Asıf'ın harika kurtarışı. Ardından Semih'in müthiş golü. Tebrikler ya. Vallahi billahi çok güzel. Şahane bir gol oldu. Yalnız Asıf'ın kurtarışını bir daha izlememiz lazım. O kurtarış gerçekten epey iyiydi. İşte burada görüyorsunuz, bir anda rakip kalecimiz Asaf'la karşı karşıya kaldı. Power shot geliyordu. Asaf çok iyi çıkardı. Ardından da bizim golümüz geldi. Şöyle hızlıca bakıyoruz. İşte burada da bir power shot daha. Onların power shot'u gol olmadı ama bizimki oldu. 3-0 öndeyiz Karabağ Kupası'nda. Ömer Erdem yine harika girdi araya. Şimdi Ömer güzel çalım, pasını oynadı. Ömer'e bir asist yazalım. Haydi Ömer'e asist yazalım. Haydi Ömer'e asist yazalım. Müthiş çıkardı kaleci. Şimdi Arda sakin. Leon sakladı topu, bir dakika. Arda ile oynuyor. Arda top kontrolü iyi değil. Aman aman aman. Asaf topu güzel çıkardı. Şimdi güzel şut. Maalesef top bir yere çarptı orada. O yüzden kaleci yanılttı ve ağlarla buluştu. Tekrar da daha net göreceğiz. İşte burada şut geliyor. Sanırım Ömer'in kafasına çarpan top. Bakıyoruz. Evet, Ömer'e çarpıyor. Kaleci yanıltıyor. Top ağlara gidiyor. Şanssız bir an bizim adımıza. Birazdan birkaç oyuncu değiştireceğim. Bu kötü oynadıkları için değil. Oyuncuları biraz dinlendirmek için derken gol yedik. Çok güzel bir gol yedik. Umarım 3-0'dan maçı vermeyiz. Rakip güzel oynuyor. Yani bu dakikalarda iyi oynamaya başladı rakip. O yüzden yapacak bir şey yok. Biraz daha sakin, biraz daha kontrollü oynayalım. Üzülürüm gerçekten. Şimdi Arda'nın önüne bırakıyoruz. Bidwell girdi araya. Bidwell de bugün her yerden çıkıyor derken Arda topu tekrar kazandı. Arda, Arda, Arda dışarıda. Top nasıl dışarıya çıkar? Kıl payı top dışarıya gitti. Gerçekten üzüldüm ya.
kazasız belasız şu maçı atlatalım. Başka bir şey istemiyorum. Çok güzel savundu. Ve karşılaşma sona eriyor. Augustin Daniel ile 1.2 milyonluk bir anlaşma sağlanmış. Yani ABA Klub takımıyla. Biz bunu kabul edeceğiz. Bize biraz para lazım çünkü. Bir sonraki transfer döneminde kendisi takımı terk ediyor. Ve böylelikle de biz de bu bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoyu ve özellikle de kanalı arkadaşlarınıza önerirseniz çok ama çok sevinirim. Kanalın gelişmesi adına gerçekten çok önemli. Yapacağınız her yorum, atacağınız her like, izleyeceğiniz her saniye gerçekten benim için çok önemli. Umarım kanalı en kısa sürede iyi yerlere getirebiliriz. Getiremezsek de canımız sağ olsun abi. Çok da önemli değil artık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.